ben hücre hapsinde alınmıştım. Benim için o kadar zor olmadı. Allah'a inanan bir insan için böyle bir ortam zor olmuyor. Çok hoş ve kolaydı benim için. Yani insanların benim hakkımda ne düşündüğü, mesela 30 yıl hapse sevdim, hiç ilgilendirmez. Asla da ilgilendirmez. Yani ben hiç bunlardan etkilenmem. Ben hang etmiştim bana kelepçe vurulduğunda, acayip hoşuma gitmişti. Polis de şahitti. Acayip hoşuma gitmişti. Tevekkül ettik mi? Ettim. Nasıl tevekkül ettim? Neşeyle. Dünyada İngiliz devletinin üstüne giden benden başka yok. İngiliz benim devletimin oyunu. Benim iyi bir özelliğim vardır, korkuyu bilmem ben. Maşallah. Ben bir tek Allah'tan korkarım. Ben aslında beni tanısalar çok severler, tanımak istemiyorlar, onu anlayamıyorum. Yani tanıdıkları gibi biri değilim ben, boş yere bunu yapıyorlar. Kafalarına bir sanal korku meydana getirmişler, boşa ürküyorlar. Ben hoş sohbet, sevecen, sevgi dolu, mahkum bir insanım. 20'ye yakın çete davası açıldı bana. Evet. 20'ye yakın. Evet. Hepsinden beraat ettim. Tımarhane diyorsun. Tımarhane yaratan kim? Allah yarattı tımarhane. Hapishaneyi kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Gardiyanı kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Seni o hücrenin içine kim sokuyor? Allah sokuyor oraya seni. O hücreden seni kim çıkarıyor? Allah çıkarıyor. İmanlı hapiste nurlanır. Halbuki Yusuf'un güzelliğine güzellik katılmış diye cezaevinde. Çıktığında nur gibiydi. Gençleştiği fark ediliyor. Gençleştiği fark ediliyor. Mehdi talebeliğin hapishanede bitmez. Hazreti Yusuf'un bitti mi talebeliği? Bitmedi. Gayet açık devam etti. Siz bu kaderinize bir insan fıtratıyla razı mısınız? Hem nasıl yani? Çok müthiş sevk alıyorum ben. İyi ki de Harun Yahya'yım. Elhamdülillah. Siz tekrar dünyaya gelmiş olsaydınız, tekrar aynen ya Harun Yahya olarak bu hayatı, bu sıkıntıları bildiğiniz halde tekrar bu işe talip olur muydunuz? Ya büyük bir sevk. Sevinç isterdim.